eczacı genelde bir sağlık problemi yaşadığımızda en kolay danışabileceğimiz bir sağlık mensubudur. Eczan ilaç demektir. Eczacı da ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar geçen safhalardaki yetkin kişi anlamındadır. Cupressus sempervirens subspecies horizontalis, bu selvi demektir. Yani bunun gibi binlerce Latince anlamlarını öğrenmek durumunda kalırsınız. Burada eczacılığı babası Galenos'tur. Onu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Galenos da Bergamalı tıp ve eczacılık biliminin ustalarından biridir. İlaçların yapılışını öğreniyoruz. Ama maalesef Türkiye koşullarında ilaç sanayi ülkemizde çok gelişmediği için çoğumuz eczane açmak zorunda kalıyoruz. Yaptığımız stajlardan sonra hemen mezun olmadan stajlarımız başlıyor. Veteriner hekimlik evcil hayvanların doktorluğunu yapmak, geliştirmek, büyütmek, beslemek ve onları insan sağlığı için yararlı, faydalı bir hale getirmek anlamına geliyor. Şunu şu şekilde açıklayayım. Bir kuzunun büyüyüp et haline gelinceye kadar geçen bütün aşamaları bizim denetimimizin altında olan olgular. Onun hastalıkları, gelişmesi, büyümesi tamamen hekimliğe bağlı bir meslek. Bunun yanında sevdiğimiz evcil hayvanlar, kuşlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz, bunların hastalıkları ve bunların hastalıklarının yanında insan sağlığına dokunmayacak halde, evde beslenir hale gelmesi, aşıları tamamen bizim denetimimizin altında olan bir meslek. Zoonoz hastalıkları karşı sizi koruyan kimdir? Veteriner hekimdir. Veteriner hekimlikte bazı zoonoz hastalıkların tedavisi mevcut değildir. Yapılamaz. Yapılmamalıdır da. Atatürk Ortaokulu meslek tanıtım programı çerçevesinde veteriner hekimlik mesleğini Atatürk İlkokulu 8. sınıf öğrencilerine tanıttık. Mesleğimle ilgili gerekli bilgi ve bilgileri aktardım. 20 yıllık eczacıyım. Mesleklere tanıtım konusunda Atatürk İlköğretim Okulu'nda eczacılık mesleğini tanıtmaya çalıştım.